Bir saniye, başlayacak birazdan, bastım. Tamam, başladı şu an kayıt. Okay. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyon için. Uygunsanız sunumu paylaşarak başlayabilirim. Tabii ki biz teşekkür ederiz. Tekrardan davetimizi kırmayıp geldiğiniz için. Dilerseniz başlayabiliriz, evet. Tamam. Evet. Şu anda ekran görülüyor mu? Evet, görünüyor şu an. Tamamdır. Tekrar merhaba. Ben Ahmet Savaş Göktürk. Login yazında çalışıyorum. İş çözümleri yöneticisi olarak. Aynı zamanda 3MP platformunda da ERP üzerine gönüllü farkındalık çalışmaları yapıyorum. Özellikle bugünkü konumuz sizlerin de bildiği üzere ERP. Yani kurumsal kaynak planlama yazılımı şeklinde Türkçe açılımı var. ERP kavramını çok yakından ilgilendiren bölümlere baktığımız zaman endüstri mühendisliği, işletme ve yönetim bilişim sistemleri olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki farklı disiplinlerde de ERP yazılımı oldukça önemli. Bugüne kadar neler yaptık dediğimiz zaman 3MP platformu ile birlikte Login Yazılım da sponsorluğunda NRP etkinlikleri düzenledik. Sayısız üniversiteye gittik. Sizlerin de üniversitenize gelmiştik hatta. Onun dışında birebir çalışmalarla öğrencilerimize destek oluyoruz. Bu ERP ile alakalı proje oluyor, ödev oluyor, bitirme oluyor. Bunlar üzerinde uygulamalı veya teorik çalışmalar yapıyoruz. Tabii pandemi öncesi ofisimizde çok rahat misafir edebilirken o dönemde de aslında online yapıyorduk. Şimdi artık online hayatımızın bir parçası oldu. Yine desteğimizi sürdürüyoruz. Onun dışında ERP Akademisi çatısı altında Betül Moran ve Rana Coşkun arkadaşlarımız aracılığıyla uygulamalı ERP eğitimleri de düzenledik. Ofisimizde olsun, online olsun. Tekrar başladı zaten. Sosyal medyadan da görenleriniz vardır. Aynı zamanda Instagram, ERP Akademisi Instagram hesabını da takip ederek yakından gelişmeleri takip edebilirsiniz. Özellikle yazılım firmalarının da yaklaşık 2-3 yıl önce sanayici kapsamına alınmasıyla birlikte bizler de artık yazılım firmaları olarak bacasız sanayi kapsamına girmiş olduk. Hatta geçen haftalarda da tam kapanma dönemi dahil süreçlerde herhangi bir şekilde çalışma noktasında bir sıkıntı olmadı. Çünkü biz de muaf firmalar arasında yer alıyoruz üretici kimliğimizle. Bu kapsamda da kulüpteki arkadaşlarımızı Teknik Gezi adı altında aynı şekilde ofisimizde misafir ettik. ERP üzerine teorik ve uygulamalı çalışmalar yaptık. Bugün bu şekilde böyle sunum üzerinde değil, en önemlisi yazılım üzerinde örnek bir iş akışı inceleyeceğiz. Bu tekstil sektöründe örnek bir tedarik zinciri yönetimi iş akışı olacak. Öncelikle bir satış siparişi gireceğiz. Bu satış siparişini girdikten sonra onaylayacağız. Onayladıktan sonra hem ERP'nin hem de endüstri mühendisliğinin özellikle çok yakından ilgilendiği önemli iki kavramdan da bahsedeceğiz. Ürün ağacı ve iş emirleri. Yani ürün ağacı bir ürünü üretirken kullanacağımız ham maddeler vesaire oluyor biliyorsunuz. Aynı zamanda üretime vereceğimiz iş emirleri de sistem üzerinden alıp daha sonra MRP çalıştıracağız. MRP'ye bağlı satın alma iş akışı inceleyip üretimi gerçekleştireceğiz. Ve üretimi de gerçekleştirdikten sonra irsaliye ve faturamızı keserek süreci tamamlayacağız. Burada özellikle gerçek firmalardan örnek ekranlar da ekledim. Sol tarafta mesela kalite kontrol aşaması görmekteyiz ve barkod okuyucu var. Özellikle marketlerde çok yoğun bir şekilde görüyoruz. Orada bir barkod ilgili personel barkodu okuttuğu zaman ekran yani ERP ekranına tüm bilgiler geliyordu. Bu bilgilerin doğruluğuyla, bu bilgilerin ve ürünün doğruluğuyla alakalı gerekli kalite kontrol çalışmasını yapıp sistem üzerinden onayla ya da red şeklinde süreci devam ettiriyordu. Orta tarafta bir paketleme istasyonumuz var. Sağ tarafta sevkiyat istasyonumuz var. Biraz önce bahsettiğim etiket örneği, barkodlu etiket örneği. Yani barkod barındırdığı zaman özellikle sağ tarafta da görmüş olduğunuz gibi el terminali aracılığıyla insan yorumuna gerek kalmadan tamamen barkodu okutarak sistem üzerinde süreçleri, iş süreçlerini yönetmek mümkün. Bu özellikle üretim, depo, sevkiyat gibi bölümlerdeki iş akışlarını hatasız ve hızlı yürütülmesini sağlıyor. Özellikle genelde hani endüstri mühendisliği beyaz yakalı olabiliyor vesaire. Mesela biz üretimi anlık olarak takip edebilmemiz noktasında da anlık veriye ulaşmamız için de ciddi bir kolaylık sağlıyor. Çünkü genelde maalesef örnek veriyorum işte depo hareketleri olsun, üretim hareketleri olsun çeşitli kağıt üzerinde döndüğü zaman bu kağıtların sisteme girilmesi
bazen geç olabiliyor. Bu gecikme kaynaklı da anlık stop takibi yapamama gibi bir durum oluşuyor. Ve bu da şirketlerin hatalı satın alma, hatalı müşteri bilgilendirme gibi birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalmasına sebep oluyor diyoruz. ERP kavramına ek olarak özellikle iş zekası kavramından da bahsedeceğim çok kısa. Hani tek slide olarak. Çünkü özellikle yönetim bilişim sistemlerindeki arkadaşlar, işletmedeki arkadaşlar çok yakından ilgilendiren bir konu. ERP'nin de bir aslında bir bütünü. Çünkü ERP yazılımı dediğimiz zaman günlük hayatta yani günlük iş dünyasında ciddi bir veri oluşuyor. Yani sistem üzerinde yapılan her hareket ciddi bir veridir. Çok kaliteli, önemli bir veridir. Bu verileri de iş zekası yazılımları aracılığıyla sonsuz veri üzerinde analiz yapmamıza imkan sağlıyor iş zekası araçları. Ülkemizde de birçok yabancı ve yerli iş zekası yazılım araçları var. ERP'deki raporlama tool'larına ek olarak iş zekası yazılımları araçlarıyla da işte dashboardlar hazırlanabiliyor. Onun dışında veri analizi noktasında da ciddi bir kolaylık sağlıyor diyoruz. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi Login ERP yazılımımız üzerinden iş süreci incelemesi gerçekleştireceğiz. Şu şekilde ben yazılımımızı daha önce açmıştım. Şimdi sol tarafta örnek bir workshop özel menü görmekteyiz. Bunu etkinliğimiz için özel olarak hazırladım. Şimdi onun dışında mesela satış, MRP, satın alma, depo, üretim emri, üretimin gerçekleştirilmesi ve sevkiyat şeklinde adımları inceleyeceğiz. Ama onun dışında bakın farklı farklı modüller de yer alıyor. Bunların hepsine modül deniyor. Burada satın almanın diğer alt kırınımları, el temliğinde malzeme kabul, irsaliye kalite kontrol, mamül kalite kontrol, ithalat gibi birçok modül de yer alıyor. Onun dışında muhasebe, cari hesaplar, satış satın alma, stok, ihracat, output, üretim işlemleri gibi bu böyle ciddi bir anlamda hani kırınım mantığıyla devam eden bir yapı. Ancak çok da kafanızı karıştırmamak ve anlaşılabilir olması adına workshop özel menü adı altındaki iş akışını birlikte inceliyor olacağız. ERP biliyorsunuz özetle tüm birimlerin aslında tek yazılım, tek bilgisayar programı kullanması demek oluyor. Mail trafiğini, şirket içi mail trafiğini, iş süreçleriyle alakalı veya WhatsApp trafiğini vesaire ortadan kaldırma noktasında ciddi bize bir kolaylık sağlıyor. Tüm iş süreçleri sistemden yürüyor. Herhangi bir şekilde insana bağımlılık olmadığı için de hem veri doğru oluşuyor, hızlı oluşuyor hem de daha sonra oluşabilecek sıkıntıların da ciddi anlamda önüne geçmiş oluyoruz. Şimdi şöyle yavaştan başlayalım. Şimdi öncelikle ilk adımımız satış. Biz bir şey satmamız gerekiyor. Yani bizim bu arada şimdi çalışmasını yapacağımız ürün stokta olmayan üreteceğimiz bir ürün. O yüzden üretim iş akışı inceleyeceğiz. Şimdi siparişe tıkladık. Yani satış siparişine tıkladık. Bizi böyle bir ekran karşıladı. İlgili formu çalıştırdık. Şimdi siparişteki ilk ve en önemli adımlardan biri kime sattık? Öncelikle müşteri bilgimizi giriyoruz. Test müşteri AŞ şeklinde. Daha önce ben bir tanımlama gerçekleştirmiştim. Şimdi bu satışı bu müşterimize gerçekleştireceğiz. Peki hangi depodan çıkacağız? Sevkiyat deposundan çıkacağız. Peki bu müşterimize biz ne sattık? Mesela bir tane uyku seti satmış olalım. İçeride görsel yüklersek bu şekilde görselimizi de incelememiz mümkün. Çünkü stok sayısı vesaire yükselince bazen yanlış stokun bile girildiğini görüyoruz. Bu sebeple bu şekilde görsel destekli olarak da süreçleri yönetmek mümkün. Uyku seti satıyoruz. Funky Badge adında. Kaç tane set alalım? Bir tane satalım. Fiyatımızı girelim mesela. 150 TL diyelim. Şimdi burada fiyat da otomatik olarak gelebilirdi. Bizim herhangi bir şekilde manuel veri girmemize gerek yoktu. Daha önce ama test müşteri anonim şirketine bir fiyat listesi tanımlamamız şartıyla. Şimdi satış siparişini oluşturdum. Aynı zamanda bu ekranda stok durumu aracılığıyla elimde kaç tane var, işlemde kaç tane var, satış sipariş miktarında kaç tane var gibi stoğun tüm aşamalarını tek ekranda da görmek mümkün oluyor. Aynı zamanda müşteri cari riski aracılığıyla bu müşteriyle alakalı borç ve alacak riski, sevk emri riski, irsaliye riski, belge riski gibi tüm risk kredilerini de görmek mümkün. Şimdi biz satış siparişimizin girişini tamamladık. Satış siparişimizin girişini tamamladıktan sonra ise siparişimizi onaylamamız gerekiyor. Siparişimizi onaylamak için ilgili sipariş onay modülüne tıklıyoruz. Bu şekilde formumuzu okutmamızla birlikte bakın bizim biraz önce girmiş olduğumuz 25 Mayıs 2021 tarihli
satış siparişimizde karşımızda yer alıyor. Şimdi bunu onaylamadan önce yine aynı şekilde cari riskini görüntüleyebiliriz. Sipariş detayı kısmında master dediğimiz yani siparişin alt stok kıranımlarını görebiliriz. Onun dışında stok yine aynı şekilde stok durumunu görüntüleyebiliriz. Çünkü işletmelerde bu onay hiyerarşileri belli bir kullanıcılar tarafından veriliyor. Hani biz şu anda tek kullanıcıyla tüm süreci inceliyoruz. Ancak normalde farklı yetkinlikteki arkadaşlarımız bunların onayını veriyor. Yine aynı şekilde üzerine bir kere tıklayıp sipariş formuna tıklamamızla birlikte ilgili siparişin kendisine de girip daha farklı detaylara ulaşmamız gerekiyorsa onları da sistem üzerinden görmemiz mümkün oluyor. Mesela parçalı onay da çok kullanılıyor. Özellikle mesela 3 tane bir ürün siparişi girdik mesela. Ancak bu 3 siparişin biz yönetici olarak mesela bir tanesini onaylamak istiyoruz. Bu sebeple parçalı onay kısmında kullanıp en azından sürecin durmaması noktasında da kolaylık sağlamış oluyoruz. Şimdi ben enter diyerek ilgili siparişimizi onayladım. Bir adet sevk emri başarıyla oluşturuldu. Yani eğer bu ürün stoğumuzda olursa artık bunu sevk edebiliriz. Ancak stoğumuzda olmadığı için bunu biz üreteceğiz. Bu sebeple de üretimin olmazsa olmazı MRP yani malzeme ihtiyaç planlaması. Özellikle 1970'li yıllarda MRP 1 ile hayatımıza girdi malzeme ihtiyaç planlama. Burada daha çok eldeki stoğa bakan bir mantık vardı. 1980'li yıllarda ise MRP 1'in yeterli olmadığı, sadece eldeki stoğa bakmak yeterli değil dendi ve bu noktada hem üretim verileri hem satış verileri gibi birçok verilere bakarak doğru malzeme planlaması yapılması sağlandı şeklinde özetliyoruz. Şimdi biz burada çeşitli filtreler var MRP'yi çalıştırmak için. Mesela ben onaylı satış siparişleri filtresini kullanacağım. Yani diyorum ki sistemde onayı verilmiş satış siparişlerini baz al, üretilecek ürünlerin ürün ağaçlarını patlat. Yani uyku seti üreteceğiz. Uyku setini üretmek için kullanacağımız ham maddelerin ürün ağaçlarını patlat. Bunu yaptıktan sonra da ikmal kaynağı yani eldeki stoklara bak, iş emirlerine bak, satın almadaki verilere bak ve bana hangi malzemeleri satın almam gerektiğini öner şeklinde bu raporun özeti bu aslında. Şimdi bunları yaparak yap bir de ek olarak satın alma talebi oluştur diyorum. Yani ben ilgili kişi olarak gidip tek tek malzemeler için bir satın alma emri oluşturmak istemiyorum diyorum sisteme. Bu sebeple satın alma istek belgesi de yarat benim için diyorum. Ek olarak üretime vereceğim iş emrini de yarat diyorum. Yani herhangi bir şekilde yine ben üretime vereceğim formu manuel doldurmak istemiyorum. Yine aynı şekilde iş emrini de yarat diyorum. Bu şekilde raporumuzu çalıştırmamla birlikte sistem bana böyle bir malzeme ihtiyaç planlama raporu oluşturmuş oldu. Şimdi burada uyku seti üretecek biliyorsunuz. Uyku setini üretirken ihtiyacımız olan ham maddeleri döktü buraya. Mesela işte kumaş, elyaf, kadife kumaş vesaire gibi bu şekilde ham maddelerimiz var. Eldeki miktarımız var, ihtiyaç miktarımız var şeklinde bize tüm stoğun da durumunu göstermiş oldu. Biraz önce de bahsettiğim gibi ben manuel bir satın alma talebi oluşturmak istemiyorum dedim. Bu sebeple sistem bana yaratılan siparişler şeklinde SIP'imi de oluşturdu. Yani satın alma istek belgemi yani satın alma talebimi de oluşturdu. 2021 tarihli A kodlu 10 numaralı SIP'i de oluşturdum dedi. Bunu da şimdi birazdan sistem üzerinde nasıl oluşturduğunu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Aynı zamanda üretime vereceği iş emrini de sistem otomatik olarak yarattı. Yani iş emri, üretim emri, refakatçi formu böyle yani üretici firmaların kavramları bazen kendilerine özel değişebiliyor. Ancak hepsi aslında üretime vereceğimiz üretim emri formu şeklinde oluyor. Yani arkadaşımız, üretimdeki arkadaşımız ne zaman ne üretecek, hangi ürün malzemeyi tüketecek şeklinde bilgileri içeren bir aslında form diyoruz. Şimdi satın alma istek belgemiz otomatik olarak oluşmuştu. Şimdi şuradan otomatik olarak oluşan öncelikle istek belgemizi inceleyelim. Bakın 11. sıranın oya geçmiş. Bizimki o zaman 10 numaraydı. Zaten biraz önce de hatırlıyoruz. Şimdi bu sistem üzerinde otomatik oluşturulan satın alma talebi. Ben herhangi bir şekilde veri girmedim. İlgili kumaşlarımız, elyaflarımız vesaire geldi. Miktarlarımız geldi. Bakın satır açıklamasında da MRP yazıyor.
Yani yarın öbür gün biz buna geri dönüp baktığımızda bu talebi kim oluşturdu gibi bir bilgiye ihtiyacımız olursa diye buraya bir not da otomatik olarak eklenmesini sağlıyoruz. Böylece yarın öbür gün baktığımızda bu talebin, satın alma talebinin MRP rapor aracılığıyla oluştuğunu da sistemde görmüş oluyoruz. Şimdi talebimiz oluştu. Bu kumaşlara ihtiyacımız var. Çünkü bu kumaşları, elyafları almamız gerekiyor ki üretimi gerçekleştirelim. Şimdi satın alma istek belgesi, yani talebini girdikten sonraki ikinci adımımız onay. Onay aşamamız. Yine onay ekranımıza geldim. Formu okuttum. Bakın tüm ham maddeler vesaire geldi. İlgili onaylarımı hızlıca veriyorum. Bu onayları vermeden önce tabii ki yine stoklarıma bakabilirim. Çünkü bir onay vereceğim. Yani hatalı satın almanın önüne geçmem gerekiyor. Bu sebeple eldeki stoklara bakabiliyorum. Mesela sorumlu tayin edebiliyorum. Yani diyorum ki mesela ben bu talepleri onayını vermek istemiyorum veya veremiyorum. Bunu bir sorumlu tayin etmemle birlikte sürecin iş akışının devamını istiyorum dersek sorumlu tayin edebiliyorum. Veya sistem üzerinden mail göndererek soru sormam gerekiyor. Bir bilgi almam gerekiyor bu onayı vermek için. Onu da yine sistem üzerinden bu şekilde mail gönder butonu ile yapmak oldukça kolay. Şimdi onayımızı veriyorum. Satın alma talep onayımızı veriyorum. Satın alma talep onayımı verdim. Şimdi iki adım kapsam. Kapsam da şu demek oluyor. Şimdi biz biraz önceki süreçlerden de biliyoruz. Bu ham maddelere ihtiyacımız var. Şimdi bu ham maddeleri bazı firmalardan teklif toplayarak da alabilirim veya direkt siparişle geçebilirim. Bu tamamen firmanın politikasıyla alakalı. Bazı firmalar işte en az 3 teklif almalısınız diyorlar satın alma süreçlerinde. Ama çok sık çalışılan tedarikçilerde böyle bir teklif sürecine girilmiyor veya aylık veya yıllık anlaşmalar yapılıyor fiyatlarda. O yüzden o fiyatların otomatik olarak sisteme gömülmesi ve satın alma siparişlerinin otomatik olarak da oluşturulması beklenebiliyor. Bu tamamen firmanın politikasıyla alakalı. Zaten ERP yazılımları bu arada esnek yazılımlardır. Yani bizim örnek veriyorum sürecimiz bu şekilde deyip firmayı kesinlikle bu akışı kullanacaksınız şeklinde bir karşılıklı gitmiyoruz. Tamamen firmanın üst süreçine uygun bir şekilde esnek bir yapıyla uyarlama çalışmasını sürdürüyoruz. Şimdi ise bu ham maddeleri hangi tedarikçilerden teklif alacağımla alakalı belirlemeyi yapıyorum. Buradan yurt içi satıcılar kategorisinden cari hesaplarda bu sefer test satıcı cari firmasını çağırdım. Yani diyorum ki bu ham maddelerin bu firmadan teklif topla şeklinde bu emri oluşturuyorum şu anda. Kapsam diyoruz biz buna. Kapsamı oluşturuyorum. Şimdi kapsamı oluşturduğum zaman ilgili tedarikçi firmaya sistem üzerinden otomatik olarak teklif talep formu da gidebiliyor. Şimdi teklif talep formunun gittiğini ve teklifin geldiğini düşünüyoruz. Şimdi teklif toplama ekranındayız. Buradan ilgili kapsamımızı çağırdım. Buradan ilgili tedarikçimizi çağırıyorum. Okutmamla birlikte bakın otomatik olarak tüm ham maddeler doldu. ERP sistemlerindeki en önemli özelliklerden biri de bu. Veri sadece bir kere girilir. Daha sonraki tüm veriler sistem üzerinden çağrılma yöntemi dediğimiz yöntemle ilerletiliyor. Çünkü veri birkaç defa girilmeye başlandığı zaman maalesef verinin doğruluğu oldukça zarar görmüş oluyor. Sıcak oluyor da açık kalırsa. Bu şekilde ham maddelerimiz de otomatik olarak geldi. Burası teklif toplama aşamasıydı. Şimdi teklifin önemli kavramlarından biri de nedir? Fiyattır. Yani ilgili firmalardan bize fiyatlar geliyor. Burada fiyatlarımızı giriyorum. Mesela hepsine onaylara gireyim. Evet. Hepsine onaylara olarak tekliflerimizi girmiş olduk. Kumaşlarımız, elyaflarımız vesaire hepsi yer aldı. Burada şu anda farklı bir veri girişine gerek kalmıyor. Tabii bu firmalara teklif talep formları gidiyor. Genelde ilk teklifte anlaşılmıyor. Bu sebeple revizyon, versiyon takibi de sistem üzerinden yapmak gerekebiliyor. Yani birinci firmanın mesela örnek veriyorum ikinci, üçüncü versiyonu da sisteme yüklenip en doğru fiyatın anlaşması sağlanmış oluyor. Şimdi bu şekilde teklifimizin de girişini yaptık. Teklifimizin girişini yaptıktan sonraki adım da teklif onay. Şimdi teklifimizi onaylıyoruz.
Evet, bakın teklif onay ekranındayız. Tek tıkla yine tüm tekliflerimiz geldi. Herhangi bir şekilde veri girişi yapmadık. Ben bu tekliflerimizi kabul ediyorum. Bu şekilde Enter'la. Burada teklifi kabul ederken teklif miktarı, onay miktarı, fiyat vesaire tüm detaylar var. İlgili karar verici tüm bu detaylara bakıp daha sonra onların kararını veriyor. Şimdi teklifimizi de onayladık. Artık tedarikçiye satın alma siparişine geçebiliriz. Şimdi satın alma sipariş ekranındayız. Satın alma sipariş ekranına tıkladım. Buradan ilgili teklifler kısmından ilgili teklifimi çağıracağım. Yani kesinlikle tekrar bir veri girişi yapmayacağım. Buradan teklifleri tıklıyorum. Bu şekilde tüm teklife ilişkin ham maddelerimiz gelmiş oldu. Onun dışında burada farklı bir bilgi doldurmama gerek var mı diye bakıyorum. Evet, buradan onayımızı da hatta verelim. Bu şekilde siparişimizi kaydetmemizle birlikte satın alma siparişimiz artık tedarikçi firmamıza ulaşmış oldu. Bundan sonraki adım ise bu ham maddelerin tedarikçi firma tarafından bizlere gönderilmesi. Depo aşaması, depo modülüyle bu sefer irsaliye aracılığıyla bu sefer ham maddelerimizi depoya alacağız. Şimdi satın alma irsaliyesi aşamasındayız. Buradan yine herhangi bir veri girmiyorum kesinlikle. Açık siparişlere tıklıyorum. Bakın 25 Mayıs 2021 tarihli satın alma siparişimiz buradaydı. İlgili satın alma siparişimizi tek tıkla yine çağırmış oldum. Tekrar belirtmek gerekirse veriliği sadece bir kere giriyoruz. Daha sonra tüm süreçler bir önceki aşamadan çağrılarak devam ediyor. Şimdi satın alma irsaliyesi yani taşıma belgesiyle ham maddelerimizi stoğa alacağız. İrsaliye numarasını giriyorum şu şekilde. Evet, buradan satın alma irsaliyemizi de sisteme girmiş oldum. Yani şu anda ilgili ham maddelerimizin stoğa girişini başarıyla tamamlamış olduk. Artık elimizde stoklarımız yer alıyor. Yani malzemelerimiz, ham maddelerimiz yer alıyor. Bu sebeple artık üretim aşamasına geçebiliriz. Yani üretimi yapabilmek için herhangi bir aksaklık bulunmuyor. Buradan ilgili iş emrini bakın inceleyelim birlikte. Otomatik oluştu bu iş emri, üretim emri. Biz herhangi bir şekilde veri girişi yapmadık. Bakın 25 Mayıs tarihli uyku seti. Uyku setini üretmek için kullanılacak ham maddeler. Uyku setinin gireceği operasyonlar dikim kesim nakış şeklinde. Bu şekilde tüm bilgiler de otomatik olarak doldu. Biz kesinlikle herhangi bir veri girişi yapmadık. Sistem bizim için otomatik olarak üretim emrini oluşturdu. Şimdi örnek bir üretim iş emri raporunu da sizlerle paylaşayım. Bazı firmalar refakatçi formu diyor, bazı firmalar üretim emri, bazı firmalar iş emri. Yani kavramlar firmalar arasında değişiklik gösteriyor. Ancak üretimdeki arkadaşlarımıza vermiş olduğumuz aslında şu şekilde A4 çıktı diyebiliriz. Bu format vesaire bunun içeren bilgilerin hepsi özelleştirilebiliyor. Burada üretilecek ürünün adı, üretilecek ürünün kodu, iş emri numarası gibi işte başlangıç tarihi, bitiş tarihi gibi tüm bilgiler yer alıyor. Burada barkodumuz da var. Burada üretimi yapıyor olurken tüketeceğimiz ham maddelerde, işte kumaşlarımız, elyaflarımız vesaire tüm üretim emrini ilgilendiren tüm bilgiler de otomatik olarak oluşmuş oldu. Bunu çıktı alıp üretimdeki arkadaşlarımıza verebildiğimiz gibi aynı zamanda sistem üzerinden de örnek veriyorum üretime ekranlar koyup bu ekranlar aracılığıyla da üretimin yürütülmesini sağlamak mümkün. Şimdi ise artık üretimi gerçekleştirebiliriz. Bizdeki bunun karşılığı backflashing diye geçiyor. Üretim gerçekleştirmek için bizim geliştirdiğimiz bir yapı. Burada bakın iş emri numarasını çağırmamla birlikte yine bilgilerin hepsi otomatik olarak doldu. Uyku seti üreteceğiz. Üretirken bu ham maddeleri tüketeceğiz şeklinde tüm bilgiler otomatik olarak doldu. Oto çıkış girişi tıklamamla birlikte çıkış detayında ilgili ham maddelerin tüketildiğini, girişler kısmında da uyku setin üretildiğini şimdi görüyor olacağız. Oto çıkış girişe tıkladım. Çıkış detayında ilgili ham maddelerimiz ham madde depodan çıktı. Uyku setimiz sevkiyat depomuza bir adet olarak girmiş oldu.
Bu şekilde üretimi de sistem üzerinden gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bu formu kaydediyorum. İşlemi tamamlandı mı? Evet diyorum. Şu anda artık ilgili ürünümü sevk edebilir durumdayım. Yani uyku setimizi, müşterimizi sevk edebiliriz. Buradan da irsaliyeye tıklıyorum. Bu sefer satış irsaliyesi. Yani biz satış irsaliyesini kesip, yani taşıma belgesini kesip müşterimize uyku setini göndereceğiz. Satış irsaliyesi formunu okuttum. Yine veri girmiyorum. Açık siparişlere tıklıyorum. Bizim siparişimiz hangisiydi? 25 Mayıs 2021 tarihli buydu. Yine siparişimi çağırdım. İlgili depoda bu müşteri için üretilmiş lotlu ürünü, yani parti numaralı ürünü de getirmek için lotlaya tıkladım ve sistem otomatik olarak bu lotlu ürünü de bana getirmiş oldu. Şimdi bir adet uyku setimizi test müşteri anonim şirketine şu anda sevk ediyoruz. Satış ihsaliyesi kesiyoruz. Formumuzu kaydediyorum. Başarıyla satış ihsaliyemizi kestim. İhsaliyemizi kestik. Müşterimiz ürünümüz ulaştı. Memnun vesaire. Şimdi ise artık faturayla işin muhasebe cari hareketlerini de sağlayabiliriz. Yine fatura ekranımızı çağırdım. Yine veri girmiyorum. Buradan irsaliye adımı aracılığıyla ilgili irsaliyemizi, bakın burada çağırıyorum. 25 Mayıs 2021. İlgili irsaliyemizi çağırdım. Yine uyku seti otomatik olarak doldu. Lot no, yani parti numarası otomatik olarak doldu. Bakın fiyat daha en başta girmiştik. Fiyat bilgisine yine otomatik olarak geldi. Yani gördüğünüz gibi veri doğruluğunu ciddi anlamda sağlıyoruz. Yeter ki en baştaki veri bir kere doğru girilsin. Doğru girilen veriyle birlikte tabii ki doğru oluşturulan ürün ağacı ve benzeri etmenlerle de sistemin %100 doğrulukla çalışması mümkün oluyor. Yani insanın herhangi bir yorum yapmasına, süreçle alakalı katkıda bulunmasına gerek kalmıyor. Tamamen sistem bizi aslında yönlendiriyor. Şimdi satış faturasını kesmemle birlikte entegrasyon parametrelerinde cari hesap, yani ilgili firmayla alakalı entegrasyon da sağlanmış olacak. Onun dışında muhasebe entegrasyonu sağlanmış olacak. Bizim tekrar muhasebe ya da carisel, yani müşteriyle alakalı hem muhasebe hem carisel olarak herhangi bir harekette bulunmamıza gerek kalmadan süreci tamamlamış olacağız. Faturamızı da kesiyorum. Fatura Adana 30 referans numara ile kaydedildi şeklinde uyarımızı da aldık ve başarıyla tüm akışı tamamlamış olduk. Ne yaptık? Kısaca özetlememiz gerekirse, öncelikle biz sattık. Yani satış siparişine girdik, daha sonra onayladık. Elimizde, stoğumuzda bu ürün olmadığı için üretim akışı noktasında MRP, yani malzeme ihtiyaç planlaması raporu çalıştırdık. Malzeme ihtiyaç planlama raporu aracılığıyla otomatik olarak satın alma talebi, aynı zamanda üretim emri oluşturduk. Satın alma istek belgemiz otomatik olarak oluştu, onayladık. Tedarikçi tespiti yaptık. Daha sonra bu tedarikçimizden teklif geldi. Teklif geldikten sonra biz hangi teklifi onaylayacağımızı karar verdik, onayladık. Daha sonra artık onayladıktan sonra da satın alma siparişine dönüştürdük. Satın alma siparişine dönüştürmemizle birlikte tedarikçiye ham madde talebimiz, malzeme talebimiz gitti. Sonra ise bu ürünler, yani ham maddelerimiz depomuza giriş yaptı. Bunu da irsaliye, yani satın alma irsaliyesi modülüyle aracılığıyla sisteme girdik. Artık üretime başlamak için bir engelimiz kalmadı. Bir engelimiz kalmadığı için de üretim emrini birlikte bir inceleyip daha sonra üretimi gerçekleştirdik. Üretimi gerçekleştirirken ham maddeleri de sistemden tükettik. Bu çok önemli. Özellikle doğru stok yönetimi için, anlık stok yönetimi için ürün ağaçlarının sistem üzerinden yürütülmesi oldukça değerli. Sonra irsaliyemizi kestik. Bu sefer satış irsaliyesi. İlgili uyku setimizi müşteriye sevk ettik. Uyku setimizi müşteriye sevk etmemizle birlikte faturasını da keserek tüm süreci tamamlamış olduk Mertcan. Biz sesiniz kesildi hocam sanki ama. Şu anda geliyor mu? Evet, şu an geliyor. Tamamdır. Tüm akışı tamamlamış olduk. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Bir soru varsa memnuniyetle alabilirim. Arkadaşlar, hepinizin mikrofon açmaya izni var bu etkinliğe özel olarak. Dilerseniz sorularınızı sorabilirsiniz.
Sorusu olan yok mu arkadaşlar? Siz aynı santraldeki yerinizdesiniz değil mi Ahmet Bey? Doğru. Sizin NATO yolunda bir kampüsünüz varmış sanırım. Evet. Çengelköy kampüsümüz orada ama orada mühendislik fakültesi orada değil. Evet, orada genellikle iktisadi idari birimler vesaire. Evet, o kampüse yani o kampüse doğru giderken o yol üstünde kalıyoruz. NATO yoluna doğru giderken. Benim de bu kulüpteki ilk etkinliğimdi login yazalım. Bir ziyaret etmiştik sizi hatırlıyorum. Ne güzel. Kesinlikle. Güzel bir etkinlikti. Kesinlikle çok teşekkürler. Yani ERP özellikle çok önemli endüstri mühendisleri için, yönetim bilişim sistemlerindeki arkadaşlar için, işletmeciler için. Bugün hangi bölümlerden arkadaşlar var bilmiyorum ama her bölümden var aslında. Ben böyle bakıyorum. Bilgisayar mühendisliğinden, endüstri mühendisliğinden, elektronik haberleşmeden her bölümden arkadaşımız var şu anda. Çok çok iyi. Çok, gerçekten çok çok değerli. Çünkü özellikle mezun olunca her yerde karşımıza çıkıyor olacak ERP kavramı. Dilerseniz arkadaşlar hani bölümünüzle ilgili olur veya stajlarla ilgili sorular da sorabilirsiniz. Siz yanlış bilmiyorsam insan kaynakları değil mi Ahmet Bey? Oradaki göreviniz tam olarak. Yok, ben iş geliştirme departmanındayım. İş çözümleri yöneticisi olarak çalışıyorum. Yani özellikle ERP satın almak isteyen firmaların iş süreçlerinde yer alıyorum. Yani ERP ile ilgili sorularınız olur vesaire. O şekilde sorularınızı sorabilirsiniz. Tabii. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki Oğuzhan Hocam. Öncelikle Ahmet Bey hoş geldiniz. Sizle daha önce tanışmıştık. Belki hatırlarsınız, belki tanırsınız. Can, hatırlıyorsunuz. Can'la beraber gelmiştik, bizi ziyaret etmiştik sizi. Evet, hatırladım olsa doğru. Benim sormak istediğim şey şu. Sizin özellikle bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarımızdan hani evet sonuçta öğrenci olarak çıkıyoruz, stajyer olarak geldiklerinde yanınıza çok da bir şey bilmeleri pek beklenmiyor aslında. Hani onlar birer hamur olacak, sizlerin yönlendirmeleri şekillenecek. Ama peki hani siz ne beklersiniz? Yani şunu bilse bizim için hızlanma konusunda, işte atıyorum eğitim konusunda, bir şeyleri kavrama konusunda çok daha hızlı ilerler, çok daha güzel ilerler dediniz. Yani bu işin temel işte bu beklentileri ve gereklilikleri nelerdir sizce? Kesinlikle. ABC'si nedir? Evet, yani özellikle tabii ERP sektörüne giriş hedefleniyorsa SQL oldukça önemli bir kavram. Teknik yetkinlikten bahsediyorum. Şu an örnek vermek gerekirse. Çünkü SQL bilindiği zaman veri tabanı üzerinde çok esnek hareketler yapabilmek mümkün oluyor. Bu da projenin süresini hızlandırıyor. Veri doğruluğunu hızlandırıyor. Yani bu noktada kesinlikle SQL bilinmesi gerektiğini öneriyorum. Çünkü mesela farklı farklı ERP yazılımları var ülkemizde de. Bu yazılımları tek tek öğrenmek kolay olmuyor. Ancak genel mantığını bilme noktasında böyle kısa bir ERP eğitimi alıp onun dışında SQL ile alakalı da özellikle Udemy'de mesela Ömer Çolakoğlu'nu öneririm. Kendisine böyle çok hap usulü dediğimiz eğitimleri var. O tür eğitimleri alıp mezun olmadan bir şeyleri bitirmek gerekiyor. Çünkü rekabet ciddi anlamda arttı. Yani mezuniyet sayısı çok fazla veriliyor. Bu noktada gerekli firma kaynağı var mı vesaire şeklinde istatistiklerde bazı çelişkiler olabiliyor. Bu noktada sizlerin de farklılaşması noktasında SQL konusunu çözümlemeniz çok çok iyi olur. Kariyer planlamanız açısından diyebilirim. Yani örnek proje yapabilmiş olmak, işte örnek bir veri tabanı üzerinde çalışıyor olabilmek vesaire çok çok değerli. Bir de SQL ile alakalı temel bilginiz de olması veya orta düzeyde bilginiz olması hani karar vericileri etkilemek noktasında çok çok gerçekten önemli bir konu. Çok teşekkür ederim kıymetli ilginiz için. Ben teşekkür ederim. Aslında bir tane daha sorum geldi hazır kimse sormuyorken. Fırsat da bulmuşken ben sorayım. Şimdi biliyorsunuz bu son dönemlerde artık yapay zeka ve işte bu makine öğrenmesi alanlarında yaygın bir kullanım var. Her şeyin içine katılmaya çalışılıyor. Yani geçen gün konferansa katılmıştım. O konferansta bir kalp cerrahı hocamız vardı. Kendisi
Yani diyor ki ben hayatımda hiç bilgisayar, ben bilgisayar kullanmayı pek bilemiyorum diyor yani. Birazcık yaşlı biriydi. O bile makine öğrenmesi, yapay zeka alanında bir çalışma yapmış ve onu bize sunmuştu. Bu kalp hastalıklarının tespiti için. Peki bu ERP alanında bu tarz konuların önemine, işte sizce güncel gelişmeler ne, nereye kadar gelebilir? Hani siz neyi görüyorsunuz? Yani makine öğrenmesi gibi konuların, yapay zeka gibi konuların bu tarz, bu kurumsal kaynak planlama işlerinde nereye gelebileceğini öngörüyorsunuz? Tabii şöyle, ben bu tür konulara örnek olması için özellikle RPA teknolojisinden örnek vereceğim. RPA biliyorsunuz, Robotic Process Automation. Mesela biz şu anda ERP ile RPA entegrasyonu projesinde yer aldık. Yani bu noktada Momentum bilgi transferinden Ufuk Hanım var. Aynı zamanda Endüstri Mühendisliği Derneği'nin de kurucularından. Kendisinin bir firması var ve ortak bir projede buluşmuş olduk, vesile oldu aslında. Bizim bir müşterimizle anlaşmışlar. Biz daha sonra zaten yıllardır tanışıyoruz. İlişkimizi, iletişimimizi daha da kuvvetlendirdik ve gerçekten çok etkilendim. Çünkü özellikle tekrarlayan işleri robotlar yapıyor ve bu robotlar tamamen ERP ile entegre olarak çalışıyor. Ve bu robotlara gerekli eğitim verildiği zaman sistem üzerinden karar alıp süreci devam ettirmeleri de mümkün oluyor. Yani bu tür noktalar var. Özellikle rekabet artıyordan kastım o. Hani gitgide bu oran artacak RPA'da. Mesela düzenli olarak işte fatura gidişleri olabilir. Belli formların oluşturulması olabilir. İşte otomatik, yani devamlı bir insanın aynı her gün aynı işi yaptığı, tekrarlayan işlerin tamamen sistem üzerinden devam etmesi, RPA teknolojisiyle devam etmesi bu noktada çok güzel teknolojik bir gelişme. Burada da işte özellikle yapay zeka ile de buluştuğu zaman gerekli eğitimi RPA robotuna vermenizle birlikte geleceği çok çok parlak bir durumda diyebilirim. Yapay zekanın da ERP'deki yeriyle alakalı. Bu bahsettiğiniz çalışmayla beraber artık Türkiye'de de Endüstri 4.0 alanında somut adımların atıldığını söyleyebiliriz yani. Özellikle artık teorem olmaktan çıkıp yani kağıt üstünden çıkıp artık somut örneklerini de görmeye başladığımızı söylemek yanlış olmaz. Çok doğru, çok doğru. Yani gidişat da bunu gösteriyor ve bu yıl yani özellikle 1-2 yıldır biraz hızlandık. Ama yeterli düzeyde değil, daha da hızlanmamız gerekiyor. O yüzden işte bu tür etkinliklerde sizlerle buluşuyoruz. Tamamen bu motivasyonla buluşuyoruz. Çünkü sizler sahaya indiğinizde bu projelere sahiplenip bunları hayata geçirecek olan kişilersiniz. Endüstri mühendisi olur, bilgisayar mühendisi olur, matematikçi olur, işletmeci olur vesaire, hiç fark etmiyor. Tamamen ortak, multidisiplin projelerde buluşup bu projeleri hayata geçirmeniz umuyoruz. Peki sizce bu COVID özellikle hem sektör hem öğrenci açısından sormak istiyorum. Sektör açısından bu dijital dönüşümü ve işte bu dijitale geçme konusunda çekincere olan firmaların bu adımı atmasını hızlandırdı mı? Kesinlikle hızlandırdı. Öğrenciler açısından da hani öğrencilerin daha çok ilgili, hani bu tarz konularda belki daha çok evde oldukları için daha çok bu tarz konularla ilgili sizlere. Çünkü ben biliyorum, ben sizi tanıdığımdan beri, ben sizi 2018'den beri tanıyorum galiba. O zamandan beri siz hep öğrencilerle görüşüyorsunuz, buluşuyorsunuz. Yani aslında sizin bu alandaki, bu noktadaki deneyiminiz, şahsi deneyiminiz çok önemli. Yani siz ne gözlemlediniz? Öğrenciler daha çok mu hevesli oldular, daha meraklılar mı bu konularda? Yani bu süreç nasıl geçiyor sizce her iki açıdan? Hem sektör açısından hem öğrenciler açısından. Kesinlikle yani pandeminin birçok olumsuz etkisi oldu. Ancak dijitalleşmeye verilen önemin artması noktasında hem iş dünyası hem de öğrenci tarafında bir farkındalık oluşturdu. Çünkü yaklaşık 2 yıldır tamamen dijital bir hayat yaşıyoruz. ERP de iş süreçleri noktasında, firmaların yönetimi noktasında da önemli bir dijitalleşme aracı olduğu için bize ciddi bir talep geldi ve çok yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öğrenci arkadaşlarımıza da aynı düzeyde ilgi var. Ve bu ilgi de pandemiden dolayı da tabii arttı. Çünkü sahaya indiklerinde veya örnek veriyorum şu anki durumdan dolayı gördükleri kadarıyla ERP olmayan bir işletmenin dijital olarak yönetilmesi oldukça zor. Bu sebeple de işte pandemi de bu noktada bize krizi fırsata dönüştürmemiz noktasında arkadaşlarımızla farkındalık yaratmış oldu.
O yüzden hem iş dünyası hem öğrenci arkadaşlarımız tarafında kesinlikle ciddi bir olumlu açıdan bir farkındalık çalışması olmuş oldu. Sizlerin bu yaptığı çalışmalar aslında sektör açısından çok faydalı. Neden? Çünkü biz hep anlattığımızda ERP'den bahsettiğimizde, bu kurumsal kaynak planlama uygulamalardan bahsettiğimizde insanların kafasında hep şey canlanıyor. Yani işte bir tane CD var. Bu CD bilgisayarı kurduğumuz anda şirket bir anda kâra geçecek ve işte çok nasıl da üretken bir hal alacak gibi bir izlenim oluşuyor. Hep öyle anlatılıyor aslında. Bu ne kadar mucizevi bir şey olduğu, ne kadar kıymetli bir şey olduğu konusunda. Fakat bununla ilgili, yani ki siz de bunların örneklerini çok somut görüyorsunuzdur. Yani atıyorum yıllık cirosu 1 milyon Euro olmayan bir firma gidip işte SAP kurmaya çalışırken bunun altından kalkamayıp durduk yere kendisini zarara sokan firmalar da örnekleri de görmüş, görüyoruz hep. Sektör tarafından, yani bu ERP'nin, kurumsal kaynak planlamanın aslında kurulan sistemin kalitesi kadar kullanan insanların da kalitesi konusunda ve yetkinliği konusunda çok önemli olduğunu. Çünkü sonuçta ne olursa olsun bu kurumsal kaynak planlamanın içinde, siz de bahsettiğiniz gibi, bir daha veri girmiyoruz aslında burada önemli olan, ama fakat o ilk verinin girişi, o ilk veriyi giren insanın bu konuya hakimiyeti ve yetkinliği o sistemin ne kadar kaliteli çalışacağı konusunda aslında bize bir fikir veriyor. Çünkü o insan orada çok yanlış bir veri girdiği an, o veri üzerine kurulan her şey hatalı veriye sebep oluyor ve o veri komple işte o alt kısımdan başlayıp, bu hani atölyik iş işleme sistemi dediğimiz kısımdan başlayıp karar destek sistemlerine kadar hatalı bir veri dalgasına sebep oluyor. O yüzden dediğim gibi bu sizin yaptığınız bu tarz çalışmalar hem öğrenci arkadaşlarımıza, yani genel olarak sektöre girmeden, bir şeyler görmeden bu tarz şeyler çok havada kalıyordu. Derslerde anlatılmıyor. Yani kurumsal kaynak planlama, kurumsal kaynak planlama, ama ne tam olarak, yani hani o şey, çalışanların izin aldığı sistemler bile aslında bu kurumsal kaynak planlamanın içindeki bir sistemdir. Bu ayrı bir şeydir aslında. Bunun da böyle bir bütün haline değerlendirilmesi gerektiği konusunda, bir bilinç konusunda ben bu yaptığınız çalışmaların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sizleri bizimle buluşturan üniversitemizin kurumlarına çok teşekkür ediyorum yani. Kesin, ben de çok teşekkür ediyorum. Yani bu noktada gerçekten iyi bir vesile oluyorsunuz. İnşallah. Bu arada sizin bölümde şey var mı? Kurumsal kaynak planlama dersi müfredatta. Evet, biz özellikle koyulmasını istedik kurumsal kaynak planlama. Çünkü dediğim gibi hem biliyorsunuz ki bu süreçte ne kadar önemli olduğunu anladık. Hem ben kendim üniversitede deneyimlediğimde kurumsal kaynak planlamanın ne kadar önemli olduğunu. Tabii ki, ama şu var, o konuda çok hala tartışmalar sürüyor. Yani bu dersin nasıl işlenmesi gerektiği konusundaki tartışmalar hala sürüyor. Çünkü benim şahsi görüşüm bunun, yani nasıl desem, basit işte kitap üzerinde yazan gibi şeyler değil de, mesela sizler gibi olsun, daha başka kurumsal kaynak planlama yazılımları olsun, böyle sektörden bilen, işin içinde olan bu işin zorlukları. Çünkü akademisyenlerin ve akademinin bir yanı körlüğü şudur: biz anlatırız, teorimi anlatırız, kağıt üstünde anlatırız, ama bunun sektördeki yansıması bambaşka bir durum oluyor. Bambaşka bir şey oluyor. O yüzden sizin gibi, yani ben bu tarz derslerin isterim ki işte kurumsal kaynak planlama gibi, işte iş zekası gibi konuların, sistem analizi gibi konuların, işte proje yönetimi gibi konuların, yani bir proje yöneticisi tarafından, sektörden gelen bir proje yöneticisi tarafından, sizler gibi bu tarz alanda çalışan insanların vermesini çok daha isterim. Onlar tarafından öğrencilere ulaşılmasını isterim. Çünkü siz bu dersleri verdiğiniz zaman, dediğim gibi, siz işte neye dikkat edilmesi gereken? Çünkü sizin orada vereceğiniz her bilgi aslında bir tecrübe sonucunda ortaya çıkıyor. Ben yani evet gözlemleyebiliyorum, ama işin içinde yaşayan ben, çünkü sizin yılbaşında bile çalışırken story attığınızı hatırlıyorum. Yani yılbaşıydı, yeni yıl burada geçiriyoruz diye. Bir sistem kurma aşamasındayken. Yani çünkü çok orada yaşanan tecrübeleri hiçbir hocanın, yani hiç sektörde görmemiş bir hocanın anlatıp aktarabileceğini zannetmiyorum. O yüzden çok bu tarz derslerin sizler tarafından, sizler gibi sektöre girmiş insanlar tarafından, elini kirletmiş insanlar tarafından verilmesi bence çok önemli. Çok teşekkürler. Evet, yani özellikle güzel bir noktaya değindin. ERP sektörü gerçekten sevilince çok keyifli. Ancak o tür özellikle işte yılbaşında mesai kavramı vesaire gibi süreçlerde yoğun olarak karşılaşıyoruz. Bu arada o konuya değinmişken belki anlaşılıyordur, biraz da yorgunum. Dün de mesela 2.30'da ofisten çıktım. Ankara'daydım. Uçaktan indim, işte saat kaç? 7.35 uçağıydı Ankara'da. 8.30 gibi indim.
Hemen aracı atlayıp ofise geldim. 2.30'da ofisten çıktım. İşte 3 gibi evdeydim. Yollar bomboş malum. O şekilde sonra da yine 8'de işte geldim ofise. Yine benzer bir durum. ERP sektörünün gerçeği. Proje kapsamında çalışıyoruz çünkü. Onun veri tabanı hazırlığı vardı. Onları tamamladım. Hatta story de attım, belki görmüşsünüzdür. Ya bunlar gerçekten çok yani sevince keyif alınan önemli unsurlar. O yüzden mesela dünkü hatta paylaşımda da Instagram'a vesaire de paylaştım. Veri tabanı yönetiminde SQL'le bir export import işlemi yapıyordum. İşte o yüzden SQL'in önemine değindim. Yani tamamen zaten buradaki paylaştıklarımı özellikle SQL gibi ERP eğitimi gibi ufak eğitimlere katılıp sektöre böyle bomba gibi arkadaşlarımızın hazırlanmasını öneriyorum. Bu şekilde özetleyebilirim. Bu arada kamerasını açabilecek arkadaşlar varsa bir fotoğraf alalım. Hatıra fotoğrafı. Çok sevinirim. Evet, Mertcan açtı. Abi benim şu anda bilgisayar şey olsaydı çok tamam. İsterdim. Tamam olsa. O zaman bu arada sen yüksek lisans yapıyordun. Şimdi nedir durum? Evet, akademiyim. Şu an Doğuş çok Üniversitesi yönetim bilişim sistemlerinde araştırma görevlisiyim. Maşallah. Bölümümüz bu sene kuruldu. Biz de onun üzerinde çabalıyoruz. Ben zaten bir önceki etkinliğinizi takip ettim, görmüştüm. Ama çok zamanımız çakıştı, gelemedim önceki etkinliğinizi. Bunu görünce dedim ki buna kesinlikle gelmeliyim. Çünkü ben de istiyorum bizim bölümümüzün işte kurulacak etkinliklerinde, olacak etkinliklerinde sizleri görmeyi çok istiyorum. Ne güzel. Ayrıyeten dediğim gibi bu tarz konularda, özellikle bu sektöre yönelik konularda. Çünkü biz danışma kurulu kurulma planları var. Bu kurullarda işte sektörden şeyler var. Sizlere de bu kıymetli bilgilerinizi görmeyi çok isterim. İnşallah. Evet. Yani bizim öğrencilerimizin kafasında hep bir şey vardır bu konularda. İşte bu yazılım konusunda özellikle çok işte atlı. Ben hep onu söylerim. Bu çok, yani yazılım dediğiniz şey çok zor bir şey değil. Yazılımın uğraştırıcı olmasının sebebi uzun olması. Yani o her minik detayının düşünülmesi gerektiği, yani ince işlemek gibi. O yüzden öğrenciler bir tık bu tarz şeylere girmekten, işte ellerini kirletmekten bir tık çekiniyorlar. Yani işte benim yeteneğim yok, yapamıyorum gibi sen çekiniyorlar. Ama aslında dediğiniz gibi, yani siz de paylaştığınız gibi. Yani mesela bizim öğrencilere anlattığımız işte bir insert komutunu siz orada iş yaparken kullanıyorsunuz. Evet. Yani aslında öyle çok daha ağım şahım bir şey yok ve işi sevme konusunda özellikle böyle sizin gibi servis veren, yani başka firmalara destek veren şeylerde mesai kavramı olması, evet, bir tık büyük ihtimalle şartları zorlaştırıyordur. Çünkü kesinlikle. Ya karşınızda müşteriniz var. Müşteriniz böyle bir problem var dediğinde, ya dur mesai dışındayız, bir mesai başlayayım da bakayım. Olmuyor. Öyle bir aynen. Şey ya bu sabah işte hazır olacaktı. Dün verileri gönderdiler. İşte şehir dışındayım, uçaktı vesaire, öyle. Yani onlar bahane olarak algılanıyor. Çünkü hatta veriyorum. Yani genelde çünkü sonuçta sabah hazır olması gerekiyordu. İşte prosedür de hazırladım. Örnek kullanma kılavuzu vesaire. O şekilde süreçlerini başarıyla atlatmış olduk. Ama sevince keyifli oluyor. Zaten saat 2.30 olmuş. Ben farkında değildim. Yani artık hani iş bitince kalkmış oldum. Hani iş bitsin de diye. Insert konumdan da bahsettiniz mesela. O da mesela çok önemli. Dün de gittim. Bir 15 dakika kaybettim. Çünkü yanlış bir hamlede bulundum veri tabanında. Begin'le başlattım vesaire. Orada tablo bozuldu. Database tekrar sıfırladı. Bir 15 dakika gitti mesela. Yani onların yaşamak ayrı bir güzel. Tabii ki çok büyük hasarlara sebep olunmadığı sürece. Ya benim avantajım orada sıfır database oluşturuyordum. O yüzden zaten 7'yi de almıştım. Anında 7'yi tekrar import ederek, eskisini droplayarak hayatıma devam ettim yani. Gece gece öyle bir heyecan yaşadım. Bir heyecan yaşanmış, evet. Tabii tabii. Ama bunlar güzel tabii ki. Çok şükür başarıyla atlatmış olduk. O zaman ben bir ekran alayım. Biraz önce başka bir kamera açmıştı. Hani müsait olan Çağatay da açmıştı galiba ama. Merhaba hocam. Merhabalar. Hocam. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben de endüstri mühendisliği okuyorum. Biz SAP'yi alacağız seneye. İnşallah 4. sınıfta alınıyor bu ders. Çok güzel. Hocam şey soracağım ben size. SAP ile yani ERP'nin arasındaki nasıl bir fark var acaba? Şöyle, ERP bir kavram. Yani kurumsal kaynak planlama yazılımı. Login yazılım bir ERP firması. SAP de bir ERP firması. Aslında Almanya merkezli, Türkiye'de de ve dünyada da birçok firmada kullanılan bir kurumsal kaynak planlama yazılımı SAP. Özellikle şu örneği biz çok veriyoruz bu soru gelince. Bu soruda çok geliyor çünkü.
Hani Selpak mesela, örnek veriyorum, bir markete gittiniz veya bir bakkala, diyorsunuz ki bana bir Selpak verebilir misin? Aslında orada Selpak dediğiniz zaman bir markayı söylüyorsunuz. Sizin ihtiyacınız olan aslında marka olarak Selpak değil, bir kağıt peçete ihtiyacınız var mesela. Biz bu örneği çok kullanıyoruz. Yani SAP'de bazen o şekilde anlaşılabiliyor. Bu noktada hani ERP bir kavram, yani kurumsal kaynak planlama yazılımı, SAP'de bir kurumsal kaynak planlama yazılımıdır şeklinde özetliyoruz. SAP dışında da ülkemizde de yabancı ERP yazılımları var. Bizler gibi yerli ERP firmaları var. Çok şanslısınız. Bu eğitimi en iyi şekilde faydalanın. Çünkü yarın sahaya indiğinizde çok faydasını göreceksiniz diyebilirim kesinlikle. Mikrofonun kapalı sanıyorum Çağatay. Evet Çağatay, mikrofon kapalı. Pardon hocam. Ben görüyorum, siz paylaşıyorsunuz videoları da, öğrenciler için de çok faydalı oluyor bu arada. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Elimden geldiğince işte, olabildiğince destek sağlamaya çalışıyorum. Evet, o zaman ben fotoğraf alayım. Başka kamerasını açabilecek arkadaşımız varsa, sanıyorum yok. Sizi çok fazla şey yapmayalım. Zahit Gülümüz Bey, tamam. Çok sağ olun sizler de. Şöyle, evet. Çekiyorum, gülümseyebiliriz. Tamamdır, aldım. Çok teşekkür ederiz. Mertcan'a da gönderiyorum. Oğuzhan hocam, size de çok teşekkür ediyorum tekrar. Bak, yıllar önce görüşmüşüz. Ben de yüksek lisans kısmına kendi siteme girmişim görseli. Oradan şey yaptım. Baktım, kontrol ettim. Yani ne güzel, yıllar sonra tekrar buluşmak. Evet, evet. Yani ben dedim ki hep zaten sizleri takip ediyorum. Çünkü ben bu işli dışlı, hani sadece sektörü yan değil, öğrencilerle işli dışlı olmanızdan da zaten çok hoşnutum ve hani hem akademi yolunda ilerlediğimiz için sizlerin bu deneyimlerine hani nereden faydalanabiliriz, ne yapabiliriz diye hep o yüzden takip ediyorum. Ben hatırlıyor olmanıza çok sevindim. Yok, ne demek, ben çok teşekkür ederim. Can da evlenecek herhalde bu işle. Onu da takip ediyoruz. Evet, işte evet. Evet, bayağı hızlandı o. Onu takip ediyoruz. Selam söylerse zaten sosyal medyada. İlettirim, aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Yapıyoruz. Evet. Okey. O zaman ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Ahmet Hocam tekrardan. Bize çok değerli vaktinizi ayırdığınız için. Umarım tekrardan böyle güzel bir teknik gezi düzenleyebiliriz. İnşallah. Bu inşallah. İşten sonra. Kurabiyeler de benim hala aklımda hocam. Benim de ilk gezimde. Doğru, bu kurabiyeler de benim hala aklımda. Çok güzeldi. Çok sağ ol. Afiyetler olsun. O zaman inşallah görüşmek üzere. Herkese çok i̇nşallah teşekkür ederim katıldığınız için. Görüşmek üzere hocam. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Sizler de görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler. İyi günler.